Merhaba arkadaşlar, Şangiler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sen niye bacaklarını açtın? Benim boyum kısa olduğu için mi? Sen biraz fazla uzunsun, ben standartım. Aşkım tamam ondan zaten. Ben uzunum. Bu ne ya, bu ne şimdi? Bu ne, yani şimdi tamam gel. Yeniden açalım. Evet arkadaşlar, bugün Deniz Alp'in yani yeni doğan bebişimizin yeni doğan fotoğrafları çekilecek. Benden mi bekliyorsun her şeyi? Evet. Tamam sen. Ben şu anda kamerada nasıl görünüyorum acaba diye düşünüyordum. Allah Allah. Evet, bugün yeni doğan fotoğrafları çekilecek. Aslında çok fazla aklımızda yoktu ama stüdyo çok güzel zaten. Hadi çekelim. Sen daha güzelsin. Teşekkür ederim. Ben de bebek gibiyim değil mi? Burada da var. Bunu da fotoğraflarını çekeceğiz doğsun sonra. Sen benim boyuma daha geçersin, ben de göbeğine daha geçerim. Evet, bakalım nasıl olacak şimdi. Yani fotoğraflar an olarak kalıyor tabii ki, hatıra olarak kalıyor. Ama ne gerek var demeyin, şahsen ben çok seviyorum fotoğrafları. Evet, özellikle gönül mesela ben dijital fotoğrafları çok severim. Evet. Çünkü böyle elimin altında telefonla tak 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 hepsine mesela gece bakarım böyle. Ama gönül böyle dijital fotoğraf değil de illa bir çıkartacak, duvara asacak, kenara koyacak, böyle dolaba asacak falan. Onları çok sever. Bunları da muhtemelen çıkartırız herhalde. Tabii ki çıkartırız. Albüm falan yapacağız. Evet, bugün şimdi zaten... Telefon bozuldu mu? Hepsi gidiyor, haksız. O zaman başlayalım mı? Evet, buyurun efendim. Evet, bebişimiz uyuyor ama burada da bir de çiş yaptı. Altını almıyorduk. Evet, Deniz Alp'te ilginç bir şey var. Altını almak için açar açmaz fış diye... Gerçekten sanki böyle hissediyor çocuk. Diyor ki böyle uyuyor, tamam mı? Böyle uyuyor. Ondan sonra orası açılınca oy duy. Bir de derse işiyor. Adam kendi suratına işiyor ya. Kaç kere kendi suratına işedi. Ondan sonra da böyle Evet, şimdi fotoğraf çekilmek için ilk önce böyle giydiriliyor arkadaşlar. Böyle kostümler. Biz yanımıza getirmiyoruz. Bunlar burada mevcut zaten. Şu anki durumu da diyeceksiniz ki ya bu çocuk öyle nasıl rahat ediyor falan. Anne kandaki duruşu temsil ediyor zaten, çok rahat. Gördüğünüz gibi mışıl mışıl uyuyor bebişim. Evet, bugün makro stüdyodayız arkadaşlar. Hep böyle şey yapardım, merak ederdim ya bebekler nasıl duruyor? Böyle duruyorlar, işte değişik şekillerde duruyorlar. Onlardan yapacağız mı bugün? Şöyle duruşlardan. Bizimki fazla hareketleri yapamayabilirmişiz. Hareket ediyor mu? Dur aşkım. Evet, CD'yi bir kurutacağız arkadaşlar. acil kurutma ekibi. Evlat kokusu. Böyle şimdi o kurudukça böyle yukarıya doğru buharlaşıyor ya. Aşkım, yiyen bir şey sen ya. Evlat kokusu gibi yok be. Sen bu işi biliyorsun ha. Ben hep silik kuruturum. Evet Hasan Bey, burası makro stüdyo arkadaşlar. Hasan Bey de burada işeyen çocukların siliğini kurutmakla yükümlü. Evet. Devlet bakanı. Seviyorsun bu işi. Bak, kalite kontrolü tamam, kurudu arkadaşlar. Oo tamam, kupkuru oldu. Şimdi yerini alabiliriz. Peki bile kalmadı. Evet, gidiyoruz. Evet, stüdyomuz hazır. Bakalım başlıyor muyuz? Aşağıda yazın bakayım arkadaşlar, kime benziyor sizce? Bir şey diyeyim mi? Özgür Efe'nin bir tane fotoğrafı var. Ben çekmişim. Böyle işte 20 günlükken falan. Sen giydirmişsin, çekmişim. Şey attı bana, Murat attı. Birebir aynısı şu an. Bende de var. Ben de dün baktım, aynı, çok benziyor. Bunu her anne baba kesinlikle bilir arkadaşlar. Çocuğa YouTube'dan ya süpürge sesi açarlar, ya işte kurutma makinesi koyarlar yanına. Adamlar bunu direkt koymuş. Aşkım acil, hemen bundan alıyorum evet bir tane. Evet ya, gerçekten bakayım. Bunu internette bulabiliyor muyuz? AliExpress'te falan mı? Reklamını yapma, reklamını yapma. Tamam, ben alayım, size link veririm, yukarı kaydır linki, evet. Tamam mı? Hiçbir yerde bulamazsınız, sadece ben vereceğim size. Bekleyin. Evet, Gönül Şahan, Instagram takip edin arkadaşlar. Ay yok, gerçekten bu şey satar ha, yok satar. Acayip harbi güzel bir buluş. Ama sen onu öyle kapattın, çocuk... Çok inat değil mi? İşte Başak Burcu arkadaşlar. Başak Burcu. Evet, Başak. Başak burçları çok takıntılı ve inat derler. Bakın işte. Şimdiden başladı. Nasıl inat, nasıl inat? Arkadaşlar bu arada bugün birkaç tane fotoğraf çekilecek böyle. Kaç tane çekilecek? Yani 3-4 konsept. 3-4 konseptte fotoğraflar çekilecek. Bunları da Şangiler Instagram hesabında görebilirsiniz. O yüzden bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.
Oo, ne kadar sinirlendi. Tamam, bir dakika. Bizden de normal bir çocuk olmazdı zaten aşkım bak. Olmadı bu. Kalsın burada. Siz bunu... Biz yenisini yapıp gelelim. Aynı kira alırız sadece, kira bedeli. Yanıklara bak. Hep böyle herkes kendi tarafına benzetmeye çalışır ya böyle işte kızın annesi aynı dayısı, aynı dayısı. Kayınvalide gelir, aynı babasının küçüklüğü. Ana sana laf attı burada bak. Yani canım ben de anneme de söylüyorum canım ama genel yani bu. Anneler kayınvalideler kendilerine benzetir. Ama çirkinse ya da böyle ne bileyim şeyse yaramazsa. Aynı dayısı şunun tipe bir bak hele. Hiç bize benzememiş. Evet en heyecanlı kısmı fotoğraf çekimi. Dararam. Dararam, dararam, dararam. Aşkım evde biz de böyle kundak koyalım mı? Bak ne güzel uyuyor. Geceleri böyle yapsak ya. Olabilir. Geceleri uyumuyor bebe. Avucu kadar bir şey oldu. Yenge rol çalıyor abi bebekten. Bedava stüdyo bulmuşum. Dur çekineyim bari. Ben tozla veremem. bunu paylaşacağım. Hayır, tabii ki. Güzel oldu. Tamam, güzel oldu. Niye yukarıdaki çiçekleri çekmedin? Ben onları da çekeyim. Şimdi bak, alttan çek ki boyum uzun çıksın. Tamam. Birazcık karanlık çıktı sadece. Sen onu aydınlatırsın. Hallederiz. Hasan Bey demiyor ki burada Gönül Hanım fotoğraf çekiniyor. Şöyle bir ışık tutalım. Bir ışıklı çıksın. Herkes bebeğe yoğunlaşmış. Yaşlı gözleri. Bir daha uçurum. Hayır, dişisine kur yapan asıl Arizona kertenkelesi. Ama kuşlar ne güzel dans ediyorlar şey için, eşleri için aslında dişiler için. Şöyle yapacaksın bak. Ne kadar çok aha. Tam bir Yunan tanrısı oldu. Kokoreçmen. Bak tek kolu içeri. Ha ikisi de mi çıktı? Bırakın beni. Başlayacağım fotoğraflarınızı. Hep siz de merak ediyordunuz değil mi? Bu bebek fotoğrafları nasıl çekiliyor böyle diye. Emek evet. İşte emek görüyorsunuz. Diyorum ki ya bu çocuk nasıl böyle duruyor? Nasıl işte bu öyle duruyor falan diye. Demek ki böyleymiş. Sen ne yapıyorsun? Herkes çocuğu izliyor. Sen burayı sigara da kılıyorsun. O öyle ya. Ekmek parası. Ekmek parası. Abi yana ne diyordu abi? Düzeleceğiz inşallah. Düzeleceğiz be. Ana. Daha az gidelim. Oğlum bu poz çok güzel. Gönül anladın mı şeyi? Acaba yurt dışından biz mi getirecek satsak ha? Ana! Harbiden yurt dışı... Kurt varmış aşkım. Şahan güller düşmüş. Yurt dışından bunlar evet getirecek. Evet ya. 40 dolar ne yapıyor? Ama toplu getiremeyiz değil mi? 100 lira yok abi. Arkadaşlar buradan izleyenler arasında illaki böyle dış ticaret, iç ticaret, ondan sonra işte galpazanlık bilen arkadaşlar vardır. Şu aletin bana böyle bir 50 tane 100 tane getirebilecek varsa uygun fiyattan hemen alışıyoruz. Reklam yapmayalım. İsmini vermek istemiyorum.
Burada ismi gözüken varsa hepsini iptal edin. İsmini göstermeyin. Durduk yere markamızı şey yapmayalım. Üstüne de pış pış Şahangiller yazacağım. Evet. Nasıl? Çok güzel. Çok Şahangiller pış pış. Evet arkadaşlar. Şaka bir yana eğer bir gün gerçekten bu işe girersek bu videonun altına o linki bırakırım ben. Anam yaptık. Göz... Girmemiz lazım. Kırılmıyor da bak. Sağ ol. Evet dayanıklı. Dayanıklı. Evet test ettik arkadaşlar. Evet, yere fırlattık. Abita atıyorum. Burada tutmaya çalışıyor. Atıyorum mu? 1000 lira. Hasan ödetir bana bunu. Bundan bir tane daha var mı? Yok bir tane daha yok işte. Pahalı diye almamış. Ya adam bilerek almamışlardır ha. Her gelen bunu istiyordur çünkü biliyor musun? Hasan Bey bu çok güzel. Bundan bir aslında tane daha. Aslında bence al bundan satarsın. Harbiden buraya. Allah Allah. Vallahi sen buraya getirsen var ya bundan cayır cayır satarsın. Bak bana bunu 1000 liraya ver ben alayım. Ne diyor ya? Ha? Çünkü niye biliyor musun? Bak telefondan açıyoruz. Telefonu açtığın zaman radyasyon geliyor. Radyasyon yayıyor diye çocukların önüne koymuyorlar. Şahangiller pışpışlayıcı. Bak gözleri açıyor Allah aşkına. Aa, gözleri açıyor. Gözleri bak. Sıfade eşkal. Azıcık öyle yapıyorlar. Bizim oğlanın kafası yamuk. Photoshop'la düzeltelim bunu. Dünyaya gelirken gelmemek için çok uğraştı. Bırakın beni, bırakın beni. İçerisi rahat. Suyun içinde yüzüyorum. Bundan alalım aşkım. Bunda ben de uyurum. Elleri aynı ben ya. Elim başlamak için güzel durmadı yani. Şöyle falan yapsam. Aşkım sen gelsene. O yaptı zaten. Ha yaptı mı? Bir de baba var. Abi kokoreç gözüküyor. Yok işte böyle her fırsatta annesi diye bağırıyor. Babacım parmağıma benim batates gibi dediler. Dalga geçtiler barnaklarımla. Şimdi sen de şuradan şöyle tut onu tamam mı? Ya da sen yukarıdan yap. Baban evde hazır ve daha iyi kalkar. Peki benim boyum oraya da sen gitiyor tamam. Öldüreyim biraz daha. Ha, yok yok iyi böyle. Tutağında bir şey var. Ağlayacak. Ağlayacak. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? O fotoğrafta... Eğer o fotoğrafları bir beğenmeyin. Eğer o fotoğrafları bir beğenmeyin. Tamam şimdi. Evet, ne düşünüyorsun çocuk hakkında? Nasıl güzel olmuş mu? Ya şöyle olsaydı daha güzel olur diyor dediğin bir şey var mı? Yo, bence çok güzel. Ya her elle anneye güzel gelir ki zaten. Çok güzel olmuş. İyi ki yapmışız, diyor musun? Yapmışız, valla güzel yapmışız. Sence üçüncü gerek var mı? Niye üç istemiyor musun? Sen istiyor musun? Evet. Tamam sen yap o zaman. Kendi imkanlarınla. Tövbe. Mümin sen. Buradan anlaşılacağı üzere arkadaşlar ben istiyorum gönül üçüncü çocuğu istemiyor. Eğer linçleyecekseniz gönüllü linçleyin. İki tane yeter de aşkım. Yaş olmuş 35 zaten yani. Sen 35 yaşında mısın? Ay, 35 mi dedim 25. Ha, özür dilerim. Ne 35 yaşı oğlum ya. 35 yaş ne ya? Ne 35'i? İkinci kez baba olmak nasıl bir duygu? Valla ben ikinci kez baba olacağım zaman hiç şey diye düşünmüyordum. Ya işte hani ilk çocukta işte her şeyi yaşadık. İşte heyecanı yaşadık. Ondan sonra işte sevgiyi dolu dolu verdik, yaşadık. Yani artık bitmiştir. Hani ikinci çocukta çok bir şey yaşayacağımı düşünmüyorum dedim ama doğumu olsun, ondan sonra doğduktan sonra olsun. Gerçekten hiçbir farkı yok. Aynı heyecanı yine yaşıyorsun. Aynı işte güzellikleri yine yaşıyorsun. Gece kalkıyorsun onunla beraber. Çok mutlu bildiğiniz gibi. Yo ben valla mesela tamam gece mesela ben çok fazla ilgilenemiyorum. Hani 2-3 saat belki alıyorum gönül uyusun diye. Onun da gerisinde hep gönül ilgileniyor. Benim çok fazla uykuma çok şey yapmadı. Yani 2-3 saat böyle hani işte bir arada pış pışlıyorum. Arada kalkıyorum işte böyle bir pış pışlıyorum. Böyle sallıyorum.
Ondan sonra işte getiriyorum, canım, buraya koyuyorum. Diyorsun. Bir tek altını almıyorsun. Altını da normalde alırım da temiz alamam diye. Şimdi çocuğun sağ solu boklu kalır. Kokar çocuk. Benim çocuğum koksun istemiyorum ben. Ya, o yüzden yoksa mesela mecbur kalsam tabii ki alırım. Niye alırım? Sen mesela Özgür Efe'deyken hasta olduğun dönemde ben alıyordum mesela. Evet, evet. Bir kere Birgül'e Özgür Efe'nin altını al dedim. Baktım kapıdan böyle bakıyorum. Birgül işte içeride Özgür Efe'nin altını alıyor, tamam mı? Böyle alıyor ama. Onu da zaten bezine ters takmıştı. Böyle. Ondan sonra baktım ulan dedim bu ne yapıyor böyle. Ondan sonra bezi ters takmış. Ondan sonra işte temiz silememiş. Çocuğun her yeri böyle şey. O zaman bırak. Lan bırak dedim. Ondan sonra mesela o dönemde ben aldım. Evet. Ama çok fazla değil yani. En fazla 3-5 kere almışımdır. Yine Allah korusun yani canım karışkoma, hasta olur, bir şey olur, psikolojisi bozulur. Yine ben çocuğun altını alırım ama hani zaten sürekli Efe ile ben ilgileniyorum artık yani bu dönemde. Çünkü Efe'nin de işte okulu başladı. Şimdi onun da kardeşi oldu. Hani değişik bir döneme girdi. Efe ile çok ilgilenmeye çalışıyorum. Altını da genelde gönül alıyor. Yani hep gönül alıyor. Evet, ama al dese yine alırım. Almam mı? Alıyorsun, alıyorsun. Hatta şöyle söyleyeyim. Özgür Efe'deyken göstermediği fedakarlığı gösteriyorsun şu anda. Yani orada biraz daha sorumluluk bendeydi. Ama bunda daha fazla sorumluluk aldığını hissediyorum. Gerçekten. Ay hep böyle oldu bebeğim. Geceleri uyuyabiliyorum azla olsa. Ama evet. Gerçekten görürseniz var ya böyle şuraya yatırıyor, mamasını veriyor falan, yersin yersin. Ay arkadaşlar eşlerinize yardım edin gerçekten, bir saat bile olsa. Gerçekten, evet gerçekten bir o saat bir saat iki saat bile yani kadınlar için çok önemli. Çok. Ben fark ediyorum çünkü yani böyle çok inanılmaz yoruluyor. En azından çocuğu alıyorum böyle işte burama yatırıyorum, ağladığı zaman işte eğer karnı acıktığını hissediyorsam işte mama veriyorum. Gazı varsa hissediyorsam işte böyle pış pışlıyorum falan filan. O bir saat iki saat uyku bile kalktığında böyle nasıl mutlu uyanıyor gönül. Onu görmek bile bence çok güzel. Evet. O yüzden eşlerinize yardımcı kesinlikle olun. Kesinlikle yardım edin. Bu kılıbıklık değildir yani. Kalbi ılıklıktır. Canım kocacığım. Kılıbıklık değildir. Ne oldu? Yo ben gayet memnunum. Memnunsun, memnunsun. Mutlusu biliyorum. Ay ne güzel oldu. Şu ol işe bir bakın ya. Ya ne güzel oldu. Ne oluyor lan? Fotoğraf bitti, kollar açıldı. Takipçiler de dedi. Kaç günlük olana kadar bu çekimler mümkün? Maksimum 15 günlük. 7 ile 15 günlük. Evet biz biraz... İşte biz 20 günlüğüz. O yüzden birazcık zorladı bebiş, değil mi? Evet. Yani daha fazla büyüyorlar, daha fazla ağlıyorlar. En çok uyuduğu dönem lazım bize, değil mi? 15 arasında çok daha uyuyor. Anneye o kadar bağlı değil. Anne karnından hala hissettiğim için bir de küçük istediğimiz hareketleri yapabiliyoruz. Ne kadar büyürse o kadar çok ağlaması. Bir de kıyafetleri o kadar kolay oluyor. Ne doğru, bu bile zor oldu. Evet o yüzden arkadaşlar 7 ile 15 gün arasında bebişlerinizi getirin. Çok güzel çekimler yapılıyor. Valla bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler ya. Fotoğraflarımız bile. Senin var mı mümkün? Var da senin gerçekten. Yok ben mu? Ben de diyorum. İşte albümde 7-8 tane var. 7-8 iyi. Annem babam kendi çekilmiş bence. Ya ya işte. Özenmişler. Benim yok yani mesela öyle küçücük fotoğrafımı. Çok özeniyorum yani benim şimdi. Benim üstümde bonus var. Elimde pırasa. Pırasa mı? Pırasa. Ne ama alaka? Gücü bonus olmuşum. Selam görmüşler. Öyle yapmışlar. Küçük bütçeli. Aha gözlerini açtı. Evet. Uyanacak galiba. Bunlar ne yapıyor burada diye bakacak şimdi. Ne yapıyor onlar ya? Dedik dedik doğduklarına ne kadar koca kafalı oluyorlar değil mi? Koca kafalı. Aha açtı gözlerini. Hani oyuncak bebekler böyle gözlerini böyle böyle açar ya. Evet. Aynen onun gibi. Ağlayacak. Hissediyorum. Geliyor yavaş yavaş. Doluyor. Ağlama şeyi doluyor böyle. Gülüyor. Yandan yana gülüyor. Eyvah. Ha şimdi sinirleniyor. Evet. Tamam. Evet sinir başladı. Çözüm beni.
Birazdan çalsın ben. Bir de ağlarken hani dişlerde yok ya, nasıl korkunç oluyor. Gerçekten öyle. Ya seni yerim. Ben onu Ankara havasıyla uyutuyorum. Böyle alıyorum böyle, Ankara havası söylüyorum böyle. Ben Ankara havası söylerken o seni uyuyor. Seni dinleyeceğim uyurum daha iyi diyorsun. Hiç öyle düşünmemiştim. İnşallah o öyle düşünmemiştim. Şimdi mandalina mı olacak? Evet bebişimiz şu anda turunçgil oluyor. Son fotoğrafı. Son değil mi bu? Yerim lan ben seni şol eşek. Hatun bir mandalina soy da yiyelim ya. Sen hayatta bu kadar tatlı mandalina yedin mi? Aa, burada mandalina varmış. Dünyanın en tatlı mandalinası. Hasan çok sesin geliyor Hasan. Mandalina. Mandalina. Kilo 1,5 mandalina. Mandalina. Satıyor. Satıyor. Alıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bebek fotoğrafları aslında ne kadar zor çekiliyormuş. Evet. Buradan da Makro Stüdyo ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten daha bunun gibi bir sürü konseptler var. Biz Deniz Alp birazcık büyüdüğü muhtemelen için. Büyüdüğü için ve ağlayacağı için biz şey yapmadık. Ama siz eğer bebek fotoğrafları çektirmek istiyorsanız bir hafta 10 gün içerisinde gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de şimdi soru işareti vardı kafanızda. Kostümlerin hepsi burada arkadaşlar. Siz normal bebeğinizi alıp geliyorsunuz. Kostümler vesaire her şey burada var zaten. Tertemiz. Aynen. Dezenfekteli. Hiç uğraşmanıza. Öyle kullanılmış bir şey yok ha. Evet. Her şey tertemiz. Ekstra masraf yapmanıza gerek yok yani. Bebeğinizi alın gelin. Vallahi biz çok güzel fotoğraflar yakaladık. Bunları tabii ki çıkarttıracağız, albüm yapacağız. Seneler sonra bakacak inşallah kendi çocuğu olduğunda da. Değil mi? Evet. Ay ne güzel. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuza like, yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bir de maşallahınızı alırız. Allah isteyen herkese versin inşallah. Hoşçakalın.